Oyun kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kargocu olacağız, kargoculuk yapacağız. Oyun 1 Nisan'da çıkacak, şaka gibi bir oyun. Hakikaten komik ve şaka. Eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Totally Reliable Delivery Service. Tamamen güvenilir kargoculuk sistemi arkadaşlar. Günümüzde özellikle evde kaldığımız günümüzde kargoculuk, lojistik çok ön plana çıkmış ve değerli bir meslek olarak karşımızda Serhan abimiz var arkadaşlar. Kısaca sarı diyebiliriz. O bir pelerinli kahraman. O oyunda garip garip şeyler var. Şimdi kargoculuk yapacağız. Aha, onlardan bir tanesi. Bakın şimdi bunlar tuzak. Yolun ortasında var. O yüzden onlara dikkat etmemiz lazım. Kargoları ya zamanında ya da güvenilir bir şekilde herhangi bir zarara uğratmadan, zeval getirmeden yerine götürmemiz lazım. Şimdi bunu %100 götürmemiz gerekiyormuş. Bakın koydum. Ben biraz alıştım. Hafif zarar verdik ama o kadar %'den bir şey kutuya geldi zarar. Bir şey olmaz ondan. Ondan olmaz. Artık kargocuların... Aman şöyle dikkatli kullanalım. Kullanması çok zor aslında. Yani gamepad'i ne kadar ittirirseniz ona göre şey yapıyorsunuz, ilerliyorsunuz. Kargocuların bahanesi bitti. Geldik evde yoktunuz yok. Artık herkes evde. Arkadaşlar değil mi? Aman şu tuzağa dikkat. Şimdi %100 bir şekilde götüreceğiz. Oyun 2, 3, 4 kişiye kadar oynanabiliyor co-op olarak arkadaşlar. Online de aynı şekilde. İsterseniz beğenirsiniz. Kalabalık olarak da videolarını çekeriz. Baştan size göstereyim dedim. Ama yani neye çarptın sen? Oha %100 götürdüm. Çok iyiyim ya. Serhan abi çok iyi ya. Bu işi çok iyi yapıyor da zıplayabilse. Şöyle keşkül gibi karakterler olan oyunları çok seviyorum. Özellikle bu tip bir oyun seçtim. Kafamız dağılsın diye biraz. Ama benim biraz da gerçekten kafam dağılacak. Çünkü çok saçma sapan hareketler yapıyorsun. Serhan abi bu ne biçim tutma kargoyu ya. Arka. Bak. Adam. Ters smaç bastı bıraktı kargoyu ya. Teşekkürler. Kargo getirdiğim için alkışlandım arkadaşlar. Yalnız evde otura otura biraz göbek bağlamışsın abicim. Senin spor yapman lazım. Evde de spor yapmamız lazım. Zorunlu haller dışında evden çıkmıyoruz. Unutmayın arkadaşlar. Zaten söylememe gerek yok biliyorsunuz. Yani çalışanlar, görev başında olanları tenzil ediyorum. Lüzumsuz dışarı eğlence için özellikle çıkmayın. Ama ben niye bırakamıyorum seni? Her taraf patlamış mısır oldu sanki. Şimdi bu arada zaman akıyor ya. Zamana karşı yapmamız lazım. Çok farklı araçlar var. Ama sakin. Sakın düşme. Ya ben biraz ustalaştım galiba bunda ya. Hayır. Bakın hemen geri ileri yaptım. Geri geldi kargo. Oo çok iyiyiz. Muhteşemiz. Oo arkalıkta varmış. Bilmiyordum. Daha büyük kargolar için herhalde. Merhaba. Kargonu getirdim. Pelerinli Serhan abi yapar bu işi. Abicim getir kargoyu düzgün tut şunu. Hoppala attım. Evet bir at soyat alabilir miyim? Bir şey değil. At soyat alabilir miyim? Uçak uçuralım mı? Deneyelim mi bakın. Kargoyu biraz boş verelim. Farklı bir adaya gidelim he. Size. Ama çok zor. Şöyle bakın bir sağ tuttum bir sol tuttum. Şimdi şöyle yukarı çekip gaza basınca şöyle aşağıya. İşte bu be. Balon falan da var. Helikopter var oyunda. Jet var. Jet demek istedim. Şu an o kadar dikkatim ki. Aman abi. Uçaktan uçmasan. Adamı nasıl bırakacağız buraya? Allah uçak patladı. Hadi abi. Serhan abi yaparsın. Zeppeline bindik. Oha. Nasıl aşağı ineceğim? Tutunuyor musun buraya? Tutunmuyor ki. Düşeceğiz. İçine nasıl bineceğim ben bunu? Aman abi düşmeden. Dur şu kanada düşecek belki. Hadi abi. Yaparsın abicim. Tutmuyor ki hiçbir yere. Yani oraya benim atlamam imkansız. O da ses çıkarıyor. Aman abi. Suya düştük. Tabii bu yükseklikten suya düşersek böyle bir ses gelmez. Evet burası neresiymiş bir araştıralım. Şu arabayı bir kullanmak istiyorum ya. Çok güzel durmuyor mu? En üst model bu. Bak bu güzel gidiyor. Şimdi tekerlekleri açık ya. O yüzden daha dengeli. Şimdi şuradan bir kargo alalım. Farklı arabayla taşıyabiliyor muyuz kargoyu? Aynen ben onu da taşımayacağım. Bunu da taşıyacağım.
Aman abicim, bir bırakırsan Need for Speed hızla git diyor. Nereye gideceğim? Aman abi, uçuyorum ben buraya ama hadi bakalım. Lan dur! Dur lan! Dur lan ama çok az kaldı ya! Ya aslında sağdan soldan da gidebilirim de böylesi daha keyifli. Yaptım. Oha çok iyi yaptım. Tam denk geldi. Ona göre ayarlamışlar. Tamam getirdik. Çabuk. Çabuk. Kaldır abicim. Kaldır abicim. Hadi. Yani son anda altını kaçırdık ya. Üstünü aldık. O da bir şeydir. Oha burada aletler varmış. Biraz da oynamak için vaktim vardır herhalde. Çok iyi ya. Dur bakayım şu neymiş. Hadi abicim yaparsın. Spor da önemli. Spor önemli. Tutamadım ki. Saçma sapan hareketler yapıyor. Keşkül gibi vallahi. Bıngıl bıngıl. Yani şu saçma hareketler çok iyi. Ha, aha işte bu. Kas yapacak. Seren abimiz kas yapacak. Kim tutar lan bizi? Kim tutar bizi? Hey hat. Hadi geliyor. Binebilir miyiz acaba? Aa, kafama vurdu. Oba! Hadi içeri doğru bak bak şimdi. Güzel bir atlayış Seren abiden dönerek. Kafa üstü bindim mi? Bindim. Bindim la! Bağırma bağırma bir şey olmaz. Tutun ama tutun. Ne oluyor şu an içeride bilmiyorum. Tam Tivoli gibi mübarek. Yani Disneyland diyebiliriz. Tutundum. Ama kamerayı görsek ne yaptığımız içeride? Ha şöyle. Abi kamera dönme. Ama burada kargo da varmış. İnemiyorum ki. Kaldım burada. Abi Allah'ını sever şu aşağıda biri bastı şuna. Öleceğim ben burada. Tansiyonum var benim. Seren abinizi kurtarın. Yen geç. Yenmeden geç. Dur bakayım. Gel bakayım sen buraya. Yengeç'e bir şey olmadı, arabanın içinde bana bir şey oldu. İşte bu. Adalet dediğim budur arkadaşlar. Yengeçler ezilmesin. Bir takla bir şipagat. Dönmüyor ki araba. Vallahi döndürdüm. Ama suya döndürdüm. Seren abim ayıcıksız çıkmaz işe. Her gün ayıcına sarılır, öyle gider işe. Abicim hadi. Ha bomba. Bomba havada patlayacak. Dur bakayım. Zamanım var. Aman abi. Bomba niye taşıyoruz biz? Hay. Ah, tamam. De ben helikopter kullanmayı bilmiyorum ki. Çok zor bir görev. Şöyle biraz yükselelim. Ayağım aşağıda sallanıyor sanki. Hadi biraz gazdan kestim. Biraz öne yaparsak. Ama öne git biraz. Heh. Yapacağım galiba. Bunu da yaparsam pro'yum ben. Allah. Patlama lütfen patlama. Boş ver helikopteri. Önemli olan. Yavaş git üstüne ya. Yavaş gitsem üstüne çok tatlı olacaktı ya. Kendi kendini imha eden görev. Evet oraya götüreceğiz. Forklift. Forklift. Evet bu indiriyor. Bu da aşağıya. Oo, beleş. Beleş $75. En sevdiğim. Tam zamanında diyor. Oo, G üstüne G. Yet another new car. Yeni bir araba verdi bana. Uyur. Şu kamyonu da bir kullanalım mı? Bir tutarsan. Amcam enseni değil. Enseni değil Serhan abicim. Güzel. Bunun arkasına ne yük sığar ha. Yakında işleri büyüteceğim ben. Bu ne lan?
Oğlum kim atıyor yukarıdan bir şey? Kamyonum gitti. Dağa çıkıyoruz. Kaydıra kaydıra çıkıyorum. Yok öyle. Balon, balon, balon. Hazırsak şu görevi yapalım. Dağa çıkma görevi var burada arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle kaldıracağız ki abicim tutabilirsin ona. Bravo. Bravo. Evet, neredeyse oldu. Tam yerleştirsek güzel olurdu ama sakin çıkarız bence. Buzlu yolları bizden soracaksınız diyecektim de. Sormayın daha. Daha sormayın. Bir şeyde de uzman olmayalım. Her şeyi bilmeyelim değil mi arkadaşlar? Herkes uzmanlığı hakkında konuşsun. O yüzden kirli bilgi yayılmasın. Şimdi yine olmadı ama deneyeceğim. Hadi. Yavaş çıkacağız yavaş. Acelemiz yok. %1 gitmiş. %1 olur. %1 yani olur. Hasar olur şimdi kargoculukta. Bunu herkes bilir. Ama bazı görüntüler de var. Bam güm atıyorlar ya. İnsanın içi acıyor yani. Şimdi sakin. Sakin de dönelim şöyle bak. Hafif. Joystick'le araba kullanmak da ne zormuş be. Güzel. Uludağ yolu gibi ha. Uludağ yolu da böyle. Pek palan döken gibi değil de. Palan döken çok garip ya. Erzurum'un hemen dibinde. Hiç dağa çıkmıyorsun. Allah! Ne oynak kargosun. %3 oldu ya. Bak şimdi %3 biraz hataya giriyor yani. Niye patlamış mısır dökülüyor bunun üzerinden? O şeyler köpükler herhalde. Köpükleri... Aa şimdi düştü. Köpük. Tabii korumak için içinde köpük var. Köpükler dökülüyor. Köpükler dökülünce şeyden saymıyor. Biz köpeğe rağmen %97 veriyorsak köpek olsa ne yapacağız? Köpeğim güldü bu espriye. Devam. Aa o da bir değişken ya. Düşünsenize bahçesinde köpek olan eve nasıl kargo bırakılır? Hayvan ısırır. Evet. Ama ya köpek bağlıysa kargocunun geçebileceği kadar yer varsa hırsız da geçer oradan. Dolayısıyla o eve kargo bırakılmaz herhalde. Bilmiyorum şu an düşündüm. Değişik bir şey. Virajları düzgün alıyoruz ha. Bak şöyle hafif. Hiç şerit merit yok. Bağım gün gidiyoruz. Geldik. Oha getirdim. The kargocu gel. Bu ne lan? Teyzem sen niye kollarını açık bağıra bağıra geziyorsun diyecektim de sesin gelmedi. Dur bakayım ben kargoyu vereyim de. O susak herhalde o. Gel bakayım. Kargo geldi. Evet. Hoy. İşte bu. Son bir görev daha yapalım isterseniz. Bakın bu görev. Bu görev. Çok zor. Evet gidiyoruz. Hadi ucunda. Allah. Bir şey yaptım ama. Kısakla. Ah iyi, iyi ki bıraktık. Ama ben gidiyorum bu sefer. Dur sakin ol. Ulan şu kadarcık geri daha hızlı bırakmamız gerekiyordu. Dur. Gümüşü alalım bari. Bronza kalmadık. Bronz madalyaya gelmeden gümüş madalyada kolu sıkışan Serhan abimiz. Bırak la. La bırak oğlum. Şimdi buraya bir o tutunsak. Güzel. Güzel işte bu. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim istiyorsanız. Şöyle güzel bir kayarak dedim bitireyim. Bir videonun daha sonuna gelelim. Şu anda ekranda iki farklı videom var. Herhangi birini tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bir tanesini tıklayıp izleyin. Hoşça kalın. Evde kalın. Hoşça kalın ve evde kalın.